Sayın seyirciler, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu devlet ilköğretim okullarında ücretsiz öğle yemeği sağlamak mümkün mü başlıklı bir rapor yayınladı. Rapor devlet okullarında ücretsiz bir şekilde öğle yemeği verilmesini öneriyor. Bu önemli raporu ve ayrıntılarını konuşacağız ama önce haberimizi izleyelim. Devlet ilköğretim okullarında ücretsiz öğle yemeği sağlamak mümkün mü? Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu aynı soruyu sorarak bir araştırma yaptı. Rapor Türkiye'de 8 yıl olan zorunlu eğitim döneminde toplam öğrenci nüfusunun %97.4'üne yani 10.308.927'sine hizmet veren devlet okullarında öğle yemeği verilmesini öneriyor. OECD verilerine göre Türkiye'de her 4 çocuktan biri yoksul. AÇEV ve KADER'in yaptığı bir araştırmaya göre 1999-2005 yılları arasında 436.164 çocuk ilköğretimi bitirmeden çalışma hayatına atıldı. TÜİK'in yaptığı bir araştırmada çalışan çocuklardan okula devam edemeyenlerin %20'sinin okul masraflarını karşılayamadığı için okuldan ayrıldıklarını gösteriyor. Türkiye 11-15 yaş çocuklarının baş ağrısı, karın ağrısı, yorgun ve sinirli hissetme, endişe, uyku bozukluğu ve baş dönmesi gibi sağlık şikayetlerinin en yüksek olduğu ülke. Aynı rapora göre ailenin gelir durumu düştükçe çocukların sağlık şikayetleri artıyor. Rapor bu durumun çok çeşitli faktörlere dayanabileceğini vurguluyor ki bu faktörlerden biri de gıda yoksunluğu. Türkiye'de de okullar arasında bir ayrışma gözlemleniyor. Raporda saha çalışması verilerine de yer verilmiş. Sarıyer'de bir ilköğretim okulunda çalışan sınıf öğretmeni, okulunda ekmek arası üst eğitimle öğle yemeğini geçiştiren çocuklardan bahsediyor. Sayın seyirciler, raporu hazırlayan ekipten Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ayşen Candaş stüdyo konuğumuz. Bu raporun bize anlattıklarını Sayın Candaş'la birlikte değerlendireceğiz. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Tabii bu araştırmanın nedenleriyle, nasıl bir araştırma olduğuyla başlayalım dilerseniz. Amacınız neydi bu araştırmayı yaparken? Nasıl bir araştırmadan bahsediyoruz? Kimlerin katılımıyla gerçekleşen bir araştırmadan bahsediyoruz? Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu'ndan bir ekip ve Açık Toplum Vakfı'nın desteğiyle tamamlandı araştırma. Benim dışımda Başak Ekim Akkan, Sevda Günseli ve Mehmet Baki Deniz çalıştık. Bir ekip olarak çalıştık. İlk bölümünde dünyada bugün 100'ün üstünde ülkede uygulanmakta olan okul yemeği programlarının nasıl programlar oldukları, nasıl bir hedefleme yapıldığı, tedarik, dağıtım ve denetim aşamalarının nasıl olduğunu inceledik. İkinci bölümünde İstanbul'da sahaya çıktık ve amacımız sahada buna İstanbul özelinde, kent yoksulluğu özelinde nasıl bir ihtiyaç olduğunu, okul yemeği verilirse nasıl bir kitlenin ihtiyaç karşılık geleceğini anlamaktı. Nasıl bir sonuca ulaştınız peki? Yani çünkü okulda yemek verilmeli mi sorusuyla yola çıktınız ama belki programın ilerleyen dakikalarında da konuşuruz. Aslında Türkiye'deki okulların durumu ile ilgili belki daha da çarpıcı sonuçlar elde ettiniz. Araştırmanın çıkış nedeniyle başlayalım. Böyle bir gereklilik dediğimizde nasıl bir gereklilikten bahsediyoruz acaba? Sosyal politika alanında çalışan kurumlar, Sosyal Politika Forumu'nun yıllardır yaptığı araştırmalar, çocuklarla ilgili yapılmış bütün araştırmalar özellikle, böyle somut bir projenin bir sosyal koruma aracı olarak fiiliyata geçmesinin çocukların hayatına çok boyutlu katkılar sağlayacağını, bunda uzun vadede tabii toplumu çok daha hoş bir toplum, daha demokratik bir toplum, daha sosyal adalet yaygınlaşmış bir toplum haline getireceğini hep söylemekteydi ve bu birkaç araştırmada bu bir yöntem olarak daha önceden dile getirilmişti. Fakat bu araştırma sırf bu okul yemeği programları dünyada 100'ün üstünde ülkede uygulanıyor. Bir defa bu çok ilginç bir bulgu. Çünkü bu ülkelerin içerisinde gıda yoksulluğundan başka hani yani gıda yoksulluğu gibi hiçbir problemi olmayan Japonya, Fransa gibi ülkeler var. Bunun yanında Afrika ülkeleri de var. Dolayısıyla inanılmaz yoksul ülkelerden çok zengin ülkelere, bütün gelir gruplarında ülkelerin
çok değişik sebeplerle bir sosyal politika aracı olarak bu uygulamaya geçtiğini görüyoruz. Ve Türkiye'de orta gelir grubundan bir ülke ve 16. büyük ekonomi. Bütün bu sebeplerle Türkiye'de de böyle bir sosyal koruma aracının hayata geçmesi önem taşıyor. Çünkü özellikle de eklemeliyim ki Türkiye'de 4 çocuktan biri yoksul. Sadece yoksulluk da değil zaten. Bir de şunu da altını çizmek lazım. Özellikle çocukların daha kaliteli beslenebilmesi, obeziteyle mücadele için kantinlerle ilgili de ciddi sınırlamalar getirdiğini biliyoruz hükümetin. Yani belki de hani sağlık kapsamında da değerlendirilmeli. Yoksulluk ve yoksunluk noktasında da değil. Hakikaten çocukların daha dengeli beslenebilmesinin önemi aşikar. Ve bunu sağlamak da bir sosyal sorumluluk projesi gibi. İhtiyaç çok büyük diyebilir miyiz? Çünkü bu arada izleyicilerimize de göstermek istiyorum. Araştırmayı 88 sayfalık adeta bir kitap haline de getirmiş durumdasınız. O kitapta karşılaştırmalı örnekleri de izleyicilerimiz görebiliyorlar ama ben biraz aktarayım çok ayrıntılı olarak yazıldığı için. Yoksulluk dediğimizde öyle bir grafik var ki grafiğin bile dışına çıkıyor Türkiye. Hakikaten... çocukların yoksulluğu bakımından baktığımızda ciddi bir sorun var. Siz bu sahaya çıktığınızda bunu istediklerini gördünüz mü gereklilikten öte? Bu farkındalık var mıydı? Bu farkındalık var mıydı? İnsanlar bazı yerlerde devletten bir şey beklememeyi çok içselleştirmiş durumdalar. Çok, çok çarpıcı olarak hatırladığım bir örnek. Bize 2 dakika evvel öğrenciler açlıktan bayılıyor, işte istifra ediyorlar, bir şey yiyemiyorlar ya da işte bu renkli ne olduğu belirsiz sulardan içip sonra hastalanıyorlar diyen bir rehberlik öğretmeninin birkaç dakika sonra peki bu araştırma devlet mi karşılayacak deyip hani her şeyi de devletten beklememek gerekir demiş olması. Dolayısıyla hani halkımızın kafası karışık neyi bekleyip neyi bekleyemeyeceğimiz konusunda. Ama bütün dünyada bunların uygulamaya konabilmiş olması aslında gelir düzeyinden bağımsız olarak toplumların çok değişik katkıları olan, çok boyutlu katkıları olan yani gıda yoksulluğundan tutun, yoksulluğa yönelik bir sosyal koruma aracı mesela ekonomik kriz dönemlerinde okulları bu şekilde baz edinen bir sosyal koruma aracı olması Dünya Bankası'nın son yıllardaki raporlarında çok altını çizdiği bir şey. Bu uygulama gerçekten de ekonomik krize girildiği anda kırılgan nüfus dediğimiz şu an yoksul olmayan ama bir kriz esnasında anında yoksullaşan bir kesime onun bütçesine çocukların bir günlük besin ihtiyacının %16'sını karşılayacak ve yıl içerisinde de bir çocuklu bir ailenin, devlet ilköğretim okuluna devam eden bir ailenin bütçesine %10 katkı sağlayacak. Bu bir sosyal transfer gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Düzenli, vergiler yoluyla ödenen bir sosyal hak gibi ve böyle olması da çok geniş toplum kesimleri tarafından dünya çapında benimsenmiş olması. Yani aslında şunu söyleyebiliriz. Bir, siz bu saha çalışmasında net olarak ortaya koyuyorsunuz ki İstanbul'da yaptığınız bu çalışmayı bir şekilde hani Türkiye'nin profilini de aslında gösteren bir şehirden bahsediyoruz. Kesinlikle. Hakikaten böyle bir ihtiyaç var. Var. Bunun nedenleri belki çok çok uzun saatler konuşulabilir ama uygulama dediğimizde de uygulanmaması için hiçbir neden yok. Çünkü Şu anda dünyada 100 ülkede uygulanıyor. Zaten. Hı hı. Ve modelleme aşaması da zaten 4 aşama. Bunu da yine bu kitaptan izleyicilerimize aktarayım. Hedefleme, tedarik etme, finansman, denetim. Hı hı. Bunları yapabilecek durumdayız diyebiliriz herhalde. Evet, değil mi? Bunları yapabilecek durumdayız. Bir tek burada belki çok detaya girmeden söylemem gereken hedefleme dediğimiz yani böyle bir yemeğin dağıtımını kişi bazında mı belirleyeceğiz? Mesela bir sınıftaki 3 öğrenci en yoksul seçeceğiz, onlara mı vereceğiz? Nasıl belirleyeceğiz hedeflemeyi? Biz bu konuda öğrencilerin bu şekilde seçilip verilmemesinin çok önemli olduğunu, fert bazında hedefleme yapılmamasının çok önemli olduğunu, çünkü dünyadaki uygulamalarda fert bazında hedefleme yapan ülkelerin hem daha fazla para harcayıp hem de ciddi bir damgalama sorunu yaratmış olduklarını, çocukların arkadaşları evden getirilmiş ya da parayla aldıkları yemek
yemek yerken kendilerine sadece böyle elle seçilmiş biçimde bedava yemek verilmesini çocuklar aşağılayıcı bir şey olarak algılıyorlar. İnsanlar onlarla dalga geçiyor ve bir süre sonra programlar uygulanmıyor. Hı hı. Türkiye'de durum da öyle bir şekildeki sahadaki yoksul çocuklar zaten birbirleriyle beraber sınıflarda ve aynı yoksullukta okullarda yaşıyorlar. Dolayısıyla okul bazında hedefleme önerdik. İstanbul için biz şu aşamada 20 tane pilot okul belirledik. Bu açıdan sosyal sınıf açısından homojen, çok yoksul öğrencilerin devam ettiği 20 okul belirledik. Ve bu şekilde belirlenmesinin işte okul bazında değilse bölgelerde, mesela Güneydoğu Anadolu bölgesinde okulların %99'unun bu durumda olduğunu görüyorsunuz. Yani sonuç olarak bir pilot bölge seçilsin ama bunun seçimi de sonuç olarak sert bazlı olmasın. Sert bazlı olmasın ve ardından da tüm Türkiye'ye yayılması gerektiğini belki altını çizmek lazım. Evet. Bu arada bu araştırmanın başlığı belki devlet ilköğretim okullarında ücretsiz öğle yemeği sağlamak mümkün mü? Ama o saha çalışmanızın ortaya çıkardığı sonuçlar gerçekten çarpıcı. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde Sedat Ergin'in köşesinde de görüyoruz. İlkokullar arasında sosyal sınıf ayrışması. Hakikaten böylesi bir ayrışmanın olduğunu ben farkında değildim mesela. Ben de değildim. İtiraf etmedim. Nasıl bir ayrışmadan bahsediyoruz? Çünkü belki de en ciddi sorunlardan bir tanesi de bu. Evet, evet. Şundan kaynaklanmış olduğu anlaşılıyor. Okulların, devlet ilköğretim okullarının 3 tane geliri var. Bunlardan bir tanesi sabit gelir, devletten aldıkları ve bunun içinde öğretmen maaşları, binaları, yakacağı binanın ve ısınması var. Yani evet, ısınması yakacak dedim zaten. Bir tek bunları devlet karşılıyor. Fakat bir okulun dönmesi için takdir edersiniz ki en azından birkaç tane bina görevlisinin, müstahdemin olması gerekir. Bunlara kadro yok. Bunları okulların kendilerinin kendi bütçelerinden temin etmesi gerekiyor. Temizlik, yani her gün yapılması gereken bir hizmet için. Ya da okulun kapısına bir güvenlik görevlisi mesela, okula gereksiz insanların girip çıkmaması için. Aynı şekilde yoksul okullarda genellikle çocukların durduğunu görüyorsunuz. Çünkü okul değişken gelirlerinden karşılamak zorunda. Yani sabit devletten aldığı bütçe, bütün okullara dağıtılan bütçe, okulların kendilerini döndürmek için ihtiyaçları olan kaynağın çok küçük bir kısmını karşılıyor. Geri kalanını okul aile birlikleri 2004'te çıkarılan bir yasayla üstlenmiş durumda. Fakat yoksulların beraber devam ettiği okullarda veli kitlesi de okul aile birliğinde aktif olacak bir veli kitlesi değil. Onlar zaten düzensiz işlerde çalışan, güvencesiz işlerde çalışan bir kesim ve onlar okul aile birliğinde filan bulunamıyorlar. Öyle olunca okul aile birliklerine vakfedilmiş olan kaynak yaratma, işte okulun camını, çatısını tamir ettirmek gerekiyorsa, sırasını tamir ettirmek gerekiyorsa bunları yaptırma, müstahdem sağlama, güvenlik, bütün bu işleri, bütün bir okulun sürekli yapması gereken bu harcamaları okul müdürleri ve okul müdür yardımcıları kendileri düşünüp okul aile birliği gibi hareket edip bir şekilde çıkarmaya çalışıyorlar. Ama çıkarmaya çalıştıkları, bunun için gidebilecekleri sadece iki yer var. Bir, veliler. Onlardan alınacak olan katkı payı, ki bu değişken gelirlerden biri. Çünkü yoksul veli nüfusu olan bir okul diyelim ki yılda 20 lira isteyebiliyor katkı payı olarak. Otomatikman bunun bile, öğrencilerin aldığı hizmet kalitesi de düşüyor. Bunun bile %50'sini toplayabiliyor velisinden. Ve bazen velileri ifşa etme yoluna gidiyorlar. Kendileri de çaresizlikten, yani şu öğrencilerin velileri ödemedi diye. Veli işte geliyor, ben de temizlik yapayım bari diyor. Yani böyle durumlar yaşanıyor. Dolayısıyla katkı payını veliden almak için gidilebilecek yol biraz velinin sosyoekonomik durumuyla bağlantılı. Aynı şekilde kantin gelirleri bir değişken gelir. O da üçüncü ayak. Fakat kantin gelirleri de yoksul okulların kantinlerinde bildiği için nasıl bir ciro çıkartabileceğine, kantinler açık ki gelmek istemiyorlar. Çünkü onlar da kar yapacaklar ki kira verecekler okula. %80'i okula kalır.
kalacak o kiranın. Dolayısıyla yoksul okulların alabildiği kira 500-600 lira iken, bin kişilik yoksul bir okulun alabildiği kira, daha mahalleleri merkezlerinde bulunan yarı özel statüye geçmiş, çok daha rahat iyi devlet ilköğretim okullarında 4000 liraya çıkabiliyor kantinden alınabilen kira ve katkı payı 5000 liraya çıkabiliyor birinde 20 lirayken. Ve bunlar birinde toplanıyor, diğerinde toplanamıyor. Bunlar direkt olarak okulun görüntüsüne, temizliğine, öğrencilerin kantinden alabilecekleri şeylerin kalitesine her yere siniyor ve yansıyor. Bir yoksul çocuğun normal bir standart devlet okuluna gitmesi noktasında da seçeneği azalmış oluyor. Çünkü evet, bir ayrışma ortaya çıkıyor. Sorunlar çok büyük eğitim sistemi dediğinizde. Siz beslenme ayağıyla yola çıktınız ama çarpıcı sonuçlar tam 88 sayfada toplandı. Açık Toplum Vakfı'nın da desteği vardı. Bunun da evet, altını çizelim dilerseniz. Bunu ilettiğiniz bir nokta oldu mu diye de sormak isterim bu araştırmanın sonuçları konusunda. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'na örneğin ulaştırdınız mı diye sormak isterim. Her yere ulaştırdık. Zaten araştırmayı yaparken de şimdi dünyadaki uygulamalarda hem sağlık hem Milli Eğitim Bakanlıkları genellikle koordineli bir şekilde çalışıp bunları hayata geçirmişler. Biz araştırma yaparken Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinden hem ilçe ve illerde İstanbul'da hem de Ankara'da bir takım görüşmeler yaptık. Milli Eğitim Bakanlığı'nda da görüşmeler yaptık. Haberleri var böyle bir proje çıkarmış olduğumuzdan. Bugün de pek çok ilçe, il Milli Eğitim Müdürü'nden çok sevinçli telefonlar aldık. Çok memnunlar bunun duyurulmuş olmasından. Ben her kesimden, her partiden, herkesin desteğini toplayacak bir proje olduğunu düşünüyorum. Çünkü istenebilecek, yapılabilecek olanın aslında en asgarisi bu. Sonuçta sağlıklı bir nesil istiyoruz ki geleceğimiz evet, daha parlak olsun diye dileriz. Bu sizin araştırmanızın ışığında bu çalışmalar şekillenmeye devam eder. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayşen Candaş, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar diliyorum daha sonraki çalışmalarda da. Sayın seyirciler, sıcak gündeme şimdi bir ara vereceğiz. Aranın ardından bugün finansal piyasalar oldukça hareketliydi. Dün Fed'in açıklamış olduğu, daha doğrusu açıklamadığı kararlardan sonra diyebiliriz. O hareketliliğin detaylarını ekonomi editörümüz Uyanış Dutaş'la birlikte değerlendireceğiz.